Merhaba arkadaşlar. 9 Mayıs Salı Amerika Philadelphia yarış programı ile birlikteyiz. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepinize. Bildiğiniz üzere artık özel üyelik almıyorum. Bütün yayınlarımı açık yapıyorum. Kısa bir süre sonra da muhtemelen seçimler sonuçlandıktan sonra da uzun bir ara vereceğim muhtemelen. Onu da altını çizmiş olayım. Tabii ki kanalıma destekte bulunmak için yine katıl butonuyla destekte bulunabilirsiniz. Şu ana kadar desteklerini esirgemeyen siz sevgili arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Philadelphia'da birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor. Çok ön planda bir iki tane at var. Yani karışık bir program. Cazip bir program bana göre. İki tane tekim var. Beşinci ve yedinci koşularda. Birkaç ayağı da kapattım. Birinci koşu 1670 metrede koşuluyor. Burada 3 atı ben ön planda tutuyorum. İlk olarak 3 numaralı Elusive Rider, sonra 4 numaralı Brody Slam ve 6 numaralı Viridia. Sırasıyla şans verdiğim atlar birinci koşuda 3, 4, 6. İkinci koşu dişleri ait şartlı koşu 1200 metre mesafeli yarışta. Burada 5 kısrak notlarıma yazmış olsam da şablon oluştururken 2'ye düşürdüm bunları. İlki Paco Lopez idaresindeki 1 numaralı Divinari. Diğeri de Michael Sanchez idaresindeki 2 numaralı All Hall Mo oldu. 1 ve 2 şablonuma bıraktığım atlar. 5, 6, 7 numaralı atları da tayları da notlarıma aldım ama dediğim gibi şablonu küçültmek adına 1 ve 2'yi bıraktım. Üçüncü koşu da dişlere ait şartlı koşu 1670 metrede. Burada bir ayrıma gitmeden hepsi diyorum performanslarına baktığımda birbirine çok yakın performans sergilediler. Bir numara AGF tablosunda %55'e ulaştı. Evet 67 handikap ama farklı pistlerde koştu. Burada ilk kez koşacak yanlış hatırlamıyorsam yani bazen çok yadırgıyor olabilirler ki özellikle Paris kumu biraz daha farklı diğer kumlardan. Tabii ki tek de yazabilirsiniz. Öyle de bir tercih yapılabilir. Ben burada bir sürpriz sonuç çıkabilir diye hepsi diyorum. Sıralamamda 7, 3, 6, 1, 2, 5 bu şekilde bir sıralama yapmış olsam da dediğim gibi hepsi diyorum 3. koşuda. 4. koşu 2. altılı ganyanda ilk ayağı saat 21.01'de başlıyor. 1300 metre şartlı koşuda 7 at yarışa kayıtlı. Dördünü değerlendirmemi aldım. İlk olarak 6 numaralı Johnny Reed diyeceğim. Sonra 5 numaralı In Sky with Tourist. 3 numaralı Craft Dawn. Ve 2 numaralı Clemenza. Sırasıyla şanslı gördüğüm atlar. Dördüncü koşuda 6-5-3-2. Beşinci koşu Maiden koşu 1670 metrede. Burada tek olarak önereceğim safkan. Joseph Trojos idaresindeki 6 numaralı Elgran Kuyana olacak. Scotch Lake'in antrenörü ve sahibi olduğu safkan özellikle son yarışı, son ikinciliği oldukça tatminkar. Aynı performansı sergilerse ki sergileyeceğini düşünüyorum. Yarışı kazanacaktır 6 numaralı Elgran Kuyana için. Tek diyorum bahise 7-3-4 notlarımı aldığım atlar ama ben 6 numarayı tek olarak öneriyorum. 6. koşuyla 1. altılı ganyan sona eriyor. 1300 metre mesafeli şartlı koşuda 7 at yarışa kayıtlı. 1 ve 4 ekürü olarak koşuyor. Muhtemelen yine çıkan atlar olacaktır. Burada da bir ayrıma gitmedim. Burası için de hepsi diyorum arkadaşlar. Sıralamamda 7, 3, 1, 5, 6 ve 2. 6. koşuda hepsi. 7. koşu 1670 metre mesafeli dişilerin koşacağı şartlı koşuda. 9 kısrak yarışa kayıtlı. Tek olarak önereceğim safkan da Rubin Silvia idaresindeki 6 numaralı Er Tenderino olacak. Koştuğu koşullara, derecelerine baktığımızda bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum 6 numara için. Tek diyorum, tek atmak istemeyenlere 5 numaralı Miss Loyalty öneriyorum. Benim şablonumu 6 tek. 8. koşu 1600 metrede şartlı koşuda 9 atı izleyeceğiz.
Burası için de hepsi dedim 3 tane koşuya hepsi dedim içinden çıkamadım yani dereceleri koştuğu koşular çok yakın birbirlerine. Ayrıca benim çıkardığım hatlarla diğer otoritelere baktığımda da pek uyuşmayınca bir karar veremedim. Dolayısıyla burası için hepsi diyorum arkadaşlar. Son koşu 23:20'de başlıyor. 1600 metrede koşulacak koşuda 7 at yarışa kayıtlı. 3'ü ön planda bana göre. Bunların ilki 6 numara, şey 5 numaralı Richway Ebner Adorno ile 5 numara favorim. Rakipleri Curling temsilcisi 7 numaralı Secret Alliance ve 4 numaralı Rutrip On Ver olacak. Son koşudaki sıralamamda 5, 7 ve 4 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim bu şekildeydi. Bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.